Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada 2017 yılında Çanakkale Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremleri hatırlattı. Ceylan, depremin özellikle kırsal kesimde etkili olduğunu belirterek, Çanakkale AFAD ekipleri depremin olduğu tarihte bölgede 36 yerleşim yerinde toplam 1071 konut, 134 ahır ve 10 iş yerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etmişti, dedi. Sayın Ceylan, 2017 tarihinde Çanakkale Ayvacık ilçemizde meydana gelen depremler özellikle kırsal kesimde etkili olmuştu. Çanakkale AFAD ekipleri bölgede 36 yerleşim yerinde 1071 konut, 134 ahır ve 10 iş yerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etmişti. Ayvacık ilçesinin güneybatısında bulunan Yukarı Köy'ün nüfusu 1985 yılından beri sürekli artış göstermektedir. Evleri yıkılan depremzedeler için yapılacağı ifade edilen konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Bir kısmı ise henüz teslim edilemedi. Konteynerlarda çıkan yangınlarda Tabaklar ve Bektaş köylerinde iki yurttaşımız vefat etti. Yukarıköy imar planında yer almasına rağmen, aradan geçen 4 yıla rağmen hala ilkokul, anaokulu, sağlık ocağı inşasına başlanamamıştır. Çevre köylerdeki çocuklar da burada hala konteyner okulda eğitim görüyor. Eksik bırakılan sosyal donatılar ne zaman tamamlanacaktır?